Merhaba iyi gelecek elçileri. Ben oyuncu Ergin Düzgün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarınızla keyifle izleyebileceğiniz harika deneyler hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, masamızı temizledikten sonra artık yeni bir deneyle devam edebiliriz. Bu deneyi siz evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın, benim elimde şöyle cam erdenler var. Siz bunları bulamıyorsanız cam bardak olabilir, pet şişe olabilir. Bunların hepsini kullanabilirsiniz evde, tamam mı? Bunun için ne yapıyorum? Şimdi... Suyumuzu alıyoruz. Tabii ki suyumuzu alıyoruz. Bu su. Suyu aldık. İçine koyuyoruz. Bu arada altında borcam var. Bunun nedeni de az sonra yanardağ gibi bir patlama olacak. Böyle asit patlaması olacak. Yerlere dökülmesin diye. Hayır, bunu da takmamıza gerek yok. Çünkü çok zararlı değil ama çok da yaklaşmamamız gerekiyor. Bunun için fazla sağa sola dağılmasın diye altına borcamı kullanıyoruz. Ne yaptık? Suyumuzu kullandık. Suyla beraber başka ne koyabiliriz? Daha demin ne kullanmıştık? Renklendirmek için? Gıda boyası kullanmıştık değil mi? Şimdi biraz daha gıda boyası ekliyoruz buna. Bunu evde çok rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız. Ve başlıyoruz. Şimdi gıda boyamızı koyduk buna. Gıda boyası yoksa eğer dediğin gibi kalemimizi kırıp kalemimizin içindeki o kırmızı boyayı... Evet, fırça da olabilir sulu boyamızla. Şöyle karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Daha sonra buna başka bir şey daha ekliyoruz. Karbonat. Karbonat her evde bulunan bir ürün arkadaşlar. Bunu sizde mutlaka vardır. Annen kek yapıyor mu? Yapıyor değil mi? Kek yaparken aslında bunu hamurun içinde kullanıyor. Kek yapınca hamur böyle kocaman kabarıyor. Şimdi karbonatı şişenin içine koyuyoruz. Ne kadar çok karbonat koyarsak tepkimemiz o kadar büyük oluyor. Karbonatı koyduktan sonra şu şekilde ve biraz daha koyalım. Güçlü bir tepkime elde etmek istiyorum. Hafif biraz daha ekledikten sonra koyuyorum ve başlıyorum karıştırmaya. Karıştır. Karbonatın iyice erimesi gerekiyor şey için. Karıştırıyoruz, evet. Yeter mi? Bence yetmez. Biraz daha karıştıralım. Evet, az sonra sirkeyle buluşturacağız bunu. Şimdi şöyle kaşığın arkasıyla da karıştırıyoruz. Ve hazırsanız başlıyoruz. Hazır mısınız? Yalnız bunu biraz daha karıştırmam gerekiyor. Karıştır. Evet ve... Sirkeyi... Evet, şimdi bakalım. Sirke... Gördünüz mü? Küçük bir yanardağ yaptık. Bir kez daha mı? O zaman biraz daha karıştıralım. Ve... Evet. Nasıl? Bir daha. Hadi son kez yapıyoruz. Ve bir daha karıştır. Bakalım ne kadar çıkacak artık. Başladık karıştırmaya. Çok karıştı. Evet. Bunu evde rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz keyifli bir deneyim. Ne oldu? Pembe oldu değil mi? Evet, köpükleri görüyor musunuz? Çok mu sevdin? Evet, bu son. Harika. Evet, döküldü. Balon şiş yapacağız. Daha önce hiç balon şiş yaptınız mı? Gerçekten mi? Evet. Peki, hazırsanız yapıyoruz. Ama bunun için öncesinde malzemelerimi saymam gerekiyor. Bir, elimizde şöyle bir balon bulunmalı. İkincisi, senin yok mu balonun? O zaman sana hemen bir balon veriyorum. Pembe, tamam. İkincisi, elimizde bir tane şiş olacak. Bunu rahatlıkla bulabileceksiniz, temin edebilirsiniz. Ve çok güçlü bir diyaframımızın olması gerekiyor. Diyafram niçin önemli? Diyafram şunun için önemli arkadaşlar. Balonu şişireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi derin bir nefes al, burundan nefes al. Harikasınız. Peki bu yeter mi? Biraz daha şişireyim. Evet. Sanırım bu kadar yeter. Balonumuzu şişirdik. Ve ağzını bağlıyoruz.
Tamam, daha sonra Ece tekrardan deneyecek. Ama öncesinde benim anlatmam gerekiyor çünkü izleyicilerimiz beni bekliyor. Balonu şişirdikten sonra ağzını bağlayıp hemen masaya koyuyoruz. Elimde görmüş olduğunuz bu tahta şişin balondan rahatça girebilmesi için ve patlatmaması için hafifçe sabunluyorum. Hafifçe şöyle bir sabunluyorum ve daha sonra balonumuzun en kalın olan bölgesi, yani şuradan şişi sokmaya çalışacağım. Hazır mısınız? Hazırız. Patlarsa korkmazsınız değil mi? Yok. Ya patlarsa da patlasın, bir sürü balonumuz var. Tekrardan deneriz. Tamam, başlıyoruz. Ve bir, iki, üç. Bakalım nasıl olacak? Bakalım nasıl olacak? Evet. Patlamadı. Evet, devam ediyoruz ama bitmedi daha işimiz. Şuradaki uçtan çıkartmaya çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi biraz zorlanıyorum ama olsun. Hiç problem değil. Evet ve sanırım bu defa oldu. Evet, nananam. İşte elimde bir adet balon şiş. Gördünüz mü? İki ucundan da sopayı soktum, tahtayı soktum. O gayet iyi. Onu daha sonra deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi iki ucundan da tahta çöp şişi soktum ve patlamadı. Evet, siz de bunu evde rahatlıkla deneyebilirsiniz. Şimdi, peki arkadaşlar, bir balon niçin patlar? Bunu biliyor musunuz? Ben sivri bir şeyle patlar. Evet, sivri bir şeyle patlar. Şimdi biz bunun içine havayı soktuk. Eğer balonumuzun kenarına sivri bir nesneyle yaklaşırsak balonumuz İçerideki havayı dışarı atmak isteyecek ve doğal olarak bütün hava dışarıya çıkmak istediği için pat diye patlayacak balonumuz. Ama biz ne yaptık? Şuraları kullanmadık. Çünkü buralar oldukça gergin. Biz şurayı kullandık. Buradaki lastik daha kalın olduğu için içine sokacağımız ince nesneye daha dayanıklı olacak ve havanın çıkmasını engelleyecek. Ve elimizde müthiş bir balon şiş. Siz de yapmak istiyorsanız evde çok küçük alet ve malzemelerle böyle bir şiş elde edebilirsiniz. Sevdiniz mi? Evet. Harikasınız. O zaman durmayalım. Yeni şişler yapmaya devam. Evet arkadaşlar, sizlerle balon şiş deneyi yaptık. Siz de İyi Gelecek Elçileri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.